Merhaba. Bugün abimle birlikte gördüğünüz gibi önümüzde tepsi var. Ne yapacağız? Tepsinin içinde slime yapacağız. Ve içi de tutkal dolu. Ağır. Nasıl bir slime yapacağız? Burada gördüğünüz gibi önümüzde parmak boyaları var. Bugün parmak boyalarıyla yapacağız. Ve iki tane de gıda boyamız var. Onlarla yapacağız. Kaç rengimiz var? 6. Toplam 6 rengimiz var. Evet, bütün renkleri de karıştıracağız. Evet, bakalım ortaya ne renk çıkacak? Benim tek merak ettiğim şu an acaba ortaya böyle yine gül kurusu gibi mi çıkacak? Ben karıştırmıştım. Önce köpük mü sıkacağız şimdi? Evet. Evet. Sonra boyayı tutkalımız hiç belli olmuyor zaten. Şeffaf. Çok güzel çıkıyor köpük. Evet. Böyle lüle lüle çıkıyor böyle. Ne zaman? Aa, çok ince. O tıraş jeli mi? Evet, bu tıraş jeli. Köpüğümüz bence yeterli. Köpüğü bir karıştır bakalım. Hadi. Bu senin kaşın. Sen karıştır, ben karıştıracağım. Benim kaşım. Mor en sevdiğim renk olduğu için tüm güzel işleri sana bırakıyorum. Bugün. Karıştırayım mı? Evet, köpüğümü ver. Hafif karıştır, bir görelim. Çok karıştırdın. İşte karıştır. Evet, karıştır. Tutkalla karışması lazım. Pasta yapar gibi yapıyor. Dışarıya dökmeden. Bence oldu. Böyle köpük sanki. Yeterli mi? Yeterli sanki. Böyle bulut gibi oldu. Hadi renkleri katın bakalım. Evet, güzel oldu. Ben sarı katmak istiyorum önce. Ben de mavi. Hadi bakalım. Kenarlarına dökelim, sonra böyle gökkuşağı gibi içine doğru çekelim. Yuvarlı. Hadi bakalım. Bence yeterli. Rengi güzel durdu. Diğer renklerin baskın olmasına mı gerek? Dur. Azıcık daha akıt istersen söyle. Bir çıt alabilir miyim? Al. Şöyle göstereyim. Evet. Bir çıt alayım, onu almayın. Bu start peçetemiz oldu söyle acım. Onu masaya sil. Evet, evet, peçete. Açamıyorum, kapandı. Mavi biraz daha. Tamam. 3 renk oldu. Ben mavi, şimdi sarı, yapacağım. Kırmızı. Şimdi yeşil de. Şu tarafa koyayım. Sen o tarafa, ben bu tarafa. Buraya mı? Evet, evet. Tamam. Hatta ben şuraya yapayım. Gıda boyası yap. Şöyle. Mor mu? Evet. Çok güzel oldu. Ama mor biraz dağılmadı. Pembe. Evet, son renk. Hadi bunu da kat, sonra böyle güzelleştirelim. Açılmıyor mu? Açılmadı mı? Bence açarsın. Açtı. Açtı. Bence açarsın demiştim. Tatlıları sanırım şu an pembe duruyor, bir de sarı. Ben en çok onları beğendim. Evet, hadi bakalım. Oradan biraz daha katalım, az kattık. Bence de. Ama o şey koyu olabilir. Gıda boyası daha çok renk veriyor. Şimdi ortaya doğru çekeyim hepsini. Çek bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Yeşil sanırım biraz erimiş. Sen abine yeşil ver bakayım, o nasıl karıştıracak. Daire çizmek daha mantıklı sanki. Mor çok güzel oldu. Diğerleri az geldi sanırım. Boyu aşağı çöktüğünden dolayı şeyin altında kalmış. Olabilir, tutkalım. O yüzden. Yeşil oluştu. Evet, mavi ve sarının karışımı yeşil oluştu. Şu an kırmızı. Kırmızı ve mor sanırım en baskın olarak olanlar. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Karıştır, gayet güzel oluyor. Genişlet ki kenarlara. Kuşağı gibi oldu. Evet. Ben demiştim ortaya böyle gül kurusu gibi bir renk çıkıyor. Aynen. Biz de görebilir miyiz yakından? Ya kaldıramıyorum, çok kötü durumda diye dökülür diye. Evet. Oo, çok güzel gözüküyor. Dökülüyor. Gayet güzel görünüyor. Gül kurusu gibi, böyle mor gibi çıktı rengi. Karıştırma, bir bakayım bir. Çok güzel oldu. Oo. Çok güzel oldu, evet. Tamam. Hadi bakalım, yapın bakalım. Ne renk çıkacak bu güzel renk uyumlarının içinde? Fark ettin mi? Renkler aşağısına çökmüş. Çok güzel çökmüş ya. Tutkanın aşağısına çökmüş. O yüzden de renkler sonradan karıştırınca çıkıyor ortaya. Harika. Baksana, bir görüntü oldu. Evet, dibe oturmuş. Tutkanın, evet, dibine. Şuna devam. Bak. Böyle sanki ebru yapıyorlar ya suyun üstüne. Evet. Onun aynen. Bence çok güzel oldu. Mor baskın o taraf. Abin oynamayı mı sevdi galiba? Hayır, kolum yoruldu, hala kaldı. Hadi o zaman. Orak siz suyu katabilirsiniz artık. Şöyle. Efendim. Görüyorsun. Az az katın.
Ama gıda şey şu boy el boyalar hep aşağı çözmüş haberiniz olsun. Ama çok güzel oldu. Bence onlar tutkal geldikten sonra yapışacak. Vallahi. Dök kızım. Sen dök. Azar azar ortaya. Tamam abin bir karıştırsın. Deniz gibi oldu altı. Sanki denizin üstüne köpük çökmüş de. Evet. Altı görünüyor bazı kısımlardan. Bak boraks nasıl topluyor bir araya. Gördün mü? Ben demiştim mor belki baskın olur benim yaptığım gibi. Çabuk karıştırmazsan o ortası topaklanır. Devam. Kenarları da topla. Sanki mor. Evet söyle. Mor olacak baksana gibi. Baksana şuradan yeşile mavi çıkıyormuş. Yanıt rengi gibi olmuş. Evet. Çok değişik olacak bu. Ama güzel olacak. Devam bence. Devam. Diğer kaşığı kullanabilirsin evet, istiyorsan. Evet o biraz sanırım bükülüyor plastik olduğundan dolayı. Ama sanırım renk benim sevdiğim gibi böyle mor. Evet altından renkler çıkıyor çocuklar. Biraz kaçtı. Boraks ekle istersen biraz kenarlara. Ekeyim mi? Hı-hı. Şuraya özellikle. Tamam. O dağılacak mı? O kaşıktakini diğer kaşıkla sıyırabilir abin. O kaşık da dolu. Evet devam. Hadi. Söyle sen ustasın onu elinle alırsın. Ama daha olmadı ki nasıl alayım? Elime yapışır ve rengi çıkar. Bu arada tişörtün de giriyor. Çok güzel. Süheyla kesinlikle mora dönüşüyor. Ve kesinlikle tut. Benim sevdiğim renk gibi renk oluyor. Evet abine yardım et. Abin şu an savaş açıyor. Sanki mor mu gri mi lila mı desek. Maviyle karıştı ya bir de yeşille. O evet. Yüzden böyle koyu bir renk oluşuyor. Kum, bazı kum böyle renk olur ya. Evet. Koyu bir renk. Hadi sen onu bitir de görelim o zaman. Evet. Sen uğraş biraz daha onunla. Bitirebildin mi? Evet. Görebilir miyiz? Rengi çok tatlı oldu. Evet harika bir gri. Tüme. Şu anda çok mutluyum çünkü gri renginin en güzel tonlarını buldum ben. Söyle'cim boyaları al abim bir açsın senin için onu. Bir parçasını hatta sana versin. Açılışını bir görelim. Hadi bakalım. Bana da verir misin? Renk tam gri. Ne yapıyorsun? Öyle açmaman gerekiyordu ama. Hadi bakalım. Çerçeve şeklinde açtı bence. Yarısını bana verir misin? Evet. Evet tekrardan yapışmaya başladı. Evet evet kıvam harika olmuş. Emin misin? Gri, metalik gri değil mi bu? Evet rengi hani böyle parlak böyle mat değil bir fazla. Altı rengin birleşimi gri. Ama griyi tam rengini yakalamışsınız. Çok güzel olmuş. Bence de. Söyle açsın biraz da sen ellerini yıka istersen. Senin eline hep yapışıyor. Benim ellerim biraz sesi bak. Şey gibi. Hani ahlet zamanlar ya. Rengi ve sesi o kadar güzel ki. Hadi bakalım. Aç da görelim. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Güzel. Bayıldım. Bence de çok güzel. Kıvamı çok güzel olmuş. Evet. Güzel değil mi? Aynen. Altı rengin birleşimi karışımı. Metalik gri. Evet karışımı. Ben çok şey güzel. Sanmıştım böyle mor baskın gelir sanmıştım. Böyle rengi pembe değil de mor böyle. Evet. Ben de öyle düşünüyordum karıştırırken ama böyle ama bir renk oluştu. Mi? Evet çok güzel oldu. Ve rengi böyle iğrenç bir gri de değil. Çok tatlı bir gri. Aynen. Bak iyi dinle. Böyle tam bir de oynamalık böyle yumuşacık. Yapışmıyordu. Evet. Çok güzel. Açayım mı? Aç bakalım hadi. Ben elimi değmeyeceğim. Açın. Ay, çok güzel oldu.
Bak şimdi, sesi iyi dinle. Şeyler neyle niye yapışmıyor? Bilmem ki, seninkine hep yapışıyor nedense. Ses çok güzel. Beni en çok etkileyen rengi ve sesi. Sizi? Onlar yazmıyor. Evet. Şu güzel abi. Hadi kalın.